Selamlar babuşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Blond and Baker'ın Bacon nasıl okunuyor bilmiyorum. İşte o oyunun ilk izlenim videosuyla karşınızdayım. Abi yani oyunun adı Türkçe'ye çevirdiğin zaman kan ve pastırma. Ben oyunda 11. güne geldim bak. Sağ üst taraftan görüyorsunuz abi. Hayatımda oynadığım en boş oyunlardan birisi açıkçası. Hediye eden bir babuşumuz vardı. Ona çok teşekkür ederim. Zaten hani o da bunun vakit geçirmelik bir oyun olduğunu biliyordur. Kanka, oyunda gerçekten amaçsızsın yani, böyle üzerine akın akın domuz sürüsü geliyor, tamam mı? Şuradaki abi bize görev verip duruyor. Boş boş konuşuyor işte, bıt 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 bıt. Dışarı çıkıyorsun kanka, domuzları falan böyle tarıyorsun, kesiyorsun. Sonra 10. güne doğru bir tane boss geliyor baba. O boss'ta mücadele etmeye çalışıyorsun. Şurada su pompası var, gidiyorsun ağzını dayıyorsun böyle lık 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 su içiyorsun. Canın doluyor. Yani oldukça boş bir oyun babuli. Bu arada bana sesler çok minimum geliyor böyle. Neredeyse hiçbir şey duymuyorum desem yeridir. İnşallah size iyi geliyordur. Benim ses ayarlarım bir garip abi. Bak ben çok duyuyorum, siz hiç duymuyorsunuz. Ben hiç duymuyorum, kayıtta benim sesimi bastırıyor. Garip yani. Abi gördüğün gibi oyunun temel amacı böyle buradan domuz avlamak abi. Çıkıyorsun, gidiyorsun, sıkıyorsun, domuz öldürüyorsun, bir şeyler yapıyorsun. İşte sen bunları şey yaptıkça abi, kestikçe bir puan birikiyor. Ulan dibime gelmiş. Sen bunları kestikçe bir puan birikiyor hacı abi. O biriken puanla el bombası falan alıyorsun böyle. Cephane mephane alıyorsun abi. Öyle yani. Şimdi bitti bak misal buradaki görevimiz. Şurayı işaret ediyordu bölümün başında ama ne halta yarıyor bilmiyorum. Sınırsız koşabiliyorsun dayı. Aha o yeri de göstereyim size. Böyle domuzları avladıkça puan elde edip böyle gidip ıvır zıvır aldığım mekan burası. Burada işte pastırma birikiyor herhalde. O biriken pastırmalarla buradan el bombasıdır, şudur budur, cephanedir, onları alabiliyorsun. Tabi ben alır mıyım? Almam. Beleşçilik dururken git farmın içinden yenisini al. Silah çeşitleri falan var böyle. Gelen yaratıklar biraz çeşitli. Yani yoklukta gider kanka. Sus lan! Upgrade falan dedi ama eleman. Ha baba bu arada ben size ne göstereceğim. Ya 20. güne doğru böyle bir tane devasa bir domuz gelecek. Böyle dev gibi de. Ben size ne göstereceğim abi. Bak bak şu silahın Allah aşkına. Şu silahın bir şeyine bak. Mermisine bak. Abi böyle bir şey olabilir mi ya? Ulan mermi adamın kafasından büyük. Adamın kafasıyla ebatı aynı. Al kanka sana yeni bacak yapayım. Bu arada ben şövalyeyim galiba. Oyunda çeşitli karakterler var acaba abi. Sen oynadıkça açılıyor. Tüküre tüküre konuşuyor herif ya. Elhamdülillah. Güzel yıkadın. Güzel yıkadın kardeş. Güzel yıkadın. Güzel yıkadın ağzının ortasına döpmük attığım. Güzel yıkadın yani. Tüküre tüküre konuşuyor herif böyle pıt 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 diye. Oo, birazcık silah değiştirelim abi. Misal şu tek atıyor. O yüzden bu silaha bayılıyorum baba tek atmasına. Bu domuzlar bir süreden sonra böyle bir geliyor sizin üstünüze doğru koşmaya başlıyor. O ne ara oluyor, niye oluyor hiçbir fikrim yok gerçekten. Kafalarına göre takılıyorlar abi. Bir bakmışım böyle yandan yandan sana doğru yanaşıyor elemanlar. O an bir böyle bir strese giriyorum, bir sıkıntıya geliyorum. Bunlar niye üstüme geliyor diye de. Sonradan hiç sorgulamıyorum böyle. Sorgusuz sualsiz. Takır takır indiriyorum baba. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu oyunu biz böyle oynayamayız baba. Ya bu oyunda böyle bir şeyler yapmam lazım. Bir şeyler anlatmam lazım ki siz sıkıntıdan ölmeyesiniz. Çünkü hiçbir amacı yok. Domuz vuruyor. Köyde yaşadığım anılarımdan birini anlatayım diyeceğim. Ben uzun zamandır köye gitmiyorum. Kaç senedir köye gitmiyorum lan ben? Yaklaşık var ya 5-6 senedir köyüme gitmiyorum abi. Gitmiyorum değil, gidemiyorum daha doğrusu. Ben son zamanlarda acayip bir teknoloji bağımlısı oldum ya. Hani babacım böyle bir bilgisayarın başına geçemediğim zaman hani elektrik falan kesiliyor ya, ne bileyim telefonumun şarjı yok ya da internet gidiyor, böyle bir nefes almam daralıyor ya, böyle bir kendimi rahatsız hissediyorum abi. Böyle kötü hissediyorum kendimi ya, rahatsız hissediyorum sanki. Sus lan! Sanki böyle şey gibi, birisi benim özgürlüğümü kısıtlıyor gibi hissediyorum abi. Çok acayip alışmışım. Köye gitmek istemememin nedeni de o. Yani ben bilgisayarıma çok fazla alıştım. İnternete çok fazla alıştım. Ya öyle çok aşırı bağımlılık düzeyinde değil diyeceğim de. Yo bağımlıyım yani, bildiğim bağımlıyım da. Hadi anlat, anlam vermeye çalışacağım. Gelecek boss zaten bizi haşet edecek kardeş.
Gelecek boss zaten bizi aşet edecek. Ya böyle yani bağımlıyım da kanka, ne bileyim, arkadaşlarla çıktık 2 dakika telefonu elime alamazsam elim ayağım titriyor durumu değil yani, hani. Ölmedim mi lan? Bir şarjör mü boşaltayım? Abi arkadaş vicdansız çıktı. Ölmedi dayı. Tamam, bunun bir şarjörünü indirebiliyoruz abi en azından. Ona sevinebilirim sanırsam. Ya hani böyle bir elime almazsam kafayı yerim düzeyinde, böyle bir bağımlılık derecesinde değil de yani kafayı yeme derecesinde değil ama şeyim yani, böyle internete giremediğim zaman falan kendimi kötü hissediyorum abi. Ne bileyim, alışmışım ya, kaç senedir böyle YouTube var hayatımda. Giriyorum, sizin yorumlarınızı okuyorum falan. Güzel kemirdin kardeşim, güzel kemirdin. Lan arkadaş, böyle yaban domuzu mu olur düşman başına ya? Arkadaş nasıl bir hayvansınız anlamadım ki. Böyle bir şey boşaltıyorum, bir şarjör boşaltıyorum, ölmüyor ki hayvan. Bir şey değil, diğer yandan öteki yanaşıyor. Abi zırhlı mısınız siz ya, nesiniz böyle? Baba! Öl lan artık! Abi bir şarjör mermi. Harbiden bir şarjör anca parçalanıyorlar lan. Bunlar nasıl bir şeymiş böyle? Daha gün 13 baba, yavaş ya. Yani dediğim gibi hacı abi, o yüzden ben pek fazla köye gitmiyorum açıkçası. Çünkü köyde aslında var ya en temizi, biliyor musun ya? Burada hani giriyorsun abi, gireyim mailleri kontrol edeyim, yorumlara bakayım. Şu olmuş mu, bu olmuş mu falan filan. Stres, 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 stres. Şehir hayatı çok stresli abi. Köye gideceğim böyle, alana kendini yayacağım baba, böyle bir tatil kafasında. Hiçbir şeyi düşünmeyeceksin. Çok fazla düşünmekten yıpranıyoruz, yaşlanıyoruz zaten ya. Böyle... Şarj bitiyor abi. Sürekli bir şarjı bitik telefon gibiyim. Hey, choose your weapon carefully, cause I'm not letting you back in. Bir ara susar belki ya. Niye ben bir tane sıktım, iki tane reload yaptı? Ha harbiden iki tane koyuyor manyak. Gece vakti savaşmaktan nefret ediyorum ve oyunun iğrenç bir flaşı var. Çünkü 10. günün gecesinde bir boss geldiydi ve benim beynim ayna kadar güzel. Şimdi bir de bu işin şarjör değiştirme kısmı var. Şarjör değiştirirken babalara geldik abi. Çünkü dört bir yandan üzerine yaratık koşturacak şarjör değiştirirken. Abi gerçekten oyun inanılmaz saçma ya. Ama hem arkadaşı kırmamak için hem de böyle vakit geçsin, iki ıdı bıdı yapayım diye oynuyorum valla. Allah seni ne yapmaya emi. Bir de bunlar var, düşman çeşitleri falan filan, böyle akın akın üzerimize geliyorlar. Baba! Siz kimin üstüne geliyorsunuz lan? Hayırdır oğlum, kimin üstüne geliyorsunuz? Kimsiniz birader? 6 tane kalmış son. Abi bir de başarım var oyunda. Oyunda bir de başarım var ya. Bu oyunda bir de başarım var hacı abi. Anlamıyorum, bir insan niye böyle bir oyun yapar acaba ya? Yani niye böyle bir oyunu... Ben niye bu oyunu oynadığımı şu an kendime sormuyorum. Bir insan niye böyle bir oyun yapar acaba? Stres atmalık, böyle eğlenmelik bir şey diyeceğim. Ya açıkçası böyle bak, benim var ya oyunlarım vardır baba böyle. Kafam dolu olduğu zaman önceden temizlik simülasyonu oynuyordum böyle. Aslında kafam dolu olduğu zaman değil, böyle düşünmek istediğim zaman temizlik simülasyonu oynuyordum abi. Açıyorum arkaya böyle slow müzikleri. Temizlik simülasyonunu açıyorum abi böyle, mis gibi temizliğimi yapa yapa, böyle arsaları temizliğe. Arkada müziğimi dinleye, bir yandan işte düşüneceğim şeyi düşünüyorum böyle, bir yandan ne bileyim hafiften kendimi toparlamış oluyorum. Güzel oluyor yani açıkçası. Son zamanlarda böyle kafam dolu olduğunda ve düşünmek istemediğim zaman EU4 oynuyorum abi. Europa Universalis 4, inanılmaz güzel bir oyun ya. İnanılmaz güzel ve harika bir oyun gerçekten. Böyle harbiden kafanın dağıldığını hissediyorsun yani. Oyun kapandı. Yani bu kadar dandirik boktan bir oyun normal kapanır baba. Kapanır. Tın 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 tın. Oyuna tekrar giriyorum hacı abi. Oha, oyun başlatılamıyor. Uygulama zaten çalışıyor mu? En azından 15. günden başlattı. 15. günden başlatmaya da bilirdi.
Pompalımı tekrar alıyorum hacı abi. 15. gününde böyle domuzları tokatlamaya devam edeceğiz abi. Bir de bunun co-op'u var biliyor musun? Co-op eğlenceli olur mu? Zannetmiyorum ya. Bu oyundan keyif alınır mı abi? Bilmiyorum ya. Ya hediyeden arkadaşa falan hani ayıp olmasın diye oynuyorum da gerçekten o da oyunun zaten dandirik olduğunun farkındadır. Nerede abi domuzlar? Abi boyları bu kadar ufak olduğuna göre muhtemelen bunlar çarptı mı tır çarpmışa dönüyoruz. Ve isabet alması çok zor bunlara değil mi? Ona benzer bir şey herhalde böyle. Çok hareketliler böyle. Yerinde duramayan tipler. Ama elimdeki pompalı kardeş yani saçma mermisi. İsabet ettiği an bitti işim. Ben sürekli böyle bir koşma içerisindeyim abi. Niye? Çünkü manyak gibi geliyorlar. Burası nasıl dolmaz ya? Manyak daha taş demeden, daha tepe dinlemeden böyle sağdan soldan koşturup geliyor ya. Kafa atmaya bak bak cam değerine bak abi cam bırakmadı eleman ya. Sonuncusu kim? Bu saçmalık daha ne kadar devam edecek acaba ben onu merak ediyorum. Bu oyunu nasıl Steam'e aldılar acaba ya? Bu oyunu acaba Steam'e nasıl aldılar? Onu merak ediyorum ben. Herifin gözüne flash tutayım dedim de yok adam gamsız çıktı. It's all quiet out there. You know why? Because they're all dead. Wait. Do you hear that? I think I hear something. Nah. It's all quiet out there. You know why? Because they're all dead. Abi deli mi bu herif? Bir de bu boktan oyun bug'a mı giriyor ya? Utanmadan. Evet hacı abi bu sefer beni neyle kanser edeceksin? Bu sefer beni neyle kanser edeceksin? Söyle de bileyim kardeş. Şu sırf var ya boss'a kadar dayanmaya çalışıyorum çünkü bir tek bir boss fight'ından zevk alır gibi oldum. Bunun gibi 20 tane mi indireceğim ben aşağı? Güzel oyunmuş kardeş. Güzelmiş hocam. Güzelmiş, gerçekten güzelmiş yani. Gerçekten şu an bu işsizliği neden yaptığım hakkında hiçbir fikrim yok. Bu da mühim olan boyutu değil, işlevinin bir örneği herhalde. Boyuta bak, ayı gibi yani. Görsen dersin ki bu beni dağıtır, darma duman eder. Çarptı, bir bok yapamadı. Evet abi. Gerçekten. Şu an harika hissediyorum. Çok eğleniyorum. Abi nasıl bir oyun bu ya? Benim şikayetlenme vaktim gelmiş hacı. Belli oldu yani benim şikayetlenme vaktim gelmiş. Oyunun adından belli zaten. Kan ve pastırma. Hayır bir de RPG unsuru falan ekleyeydim bari. Ne bileyim daha hızlı koşsun, daha çok nişan alsın, daha fazla vursun falan filan diye. En azından bari bir boşlukları dolduraydın. Şu an amaçsızca... Bahçeye çıkıyoruz abi. Bacağının yarısını kaybetmiş bir tane çatlak bize diyor ki git şunu kes, git bunu öldür, git şunu yap, bunu yap. Biz de onun dediklerini yapıyoruz. Hayır bunları da nerede yetiştirdiniz arkadaş yani? Nesi bol geldi bunların? Bu ne? Hayır daha bu ayı gibilerden 5 tane daha var değil mi? Ölür müsün rica etsem? Aha mermi bitti. Mermi bitti ne kadar güzel. Mermi dayanmıyor. Herifler mermi süngeri gibi. Silahım çıkardığı sese bak. Attığı damage'e bak arkadaş. Bitti. Nerede diğer son iki? Çatıda ne arıyorsun abi? Aa yeni silah açıldı. Hayret çok heyecanlandım. Acaba nasıl bir silah açtı? Çeşmeyi hangi manyak kapattı? Ben daha normalde oynuyorum. Bir de bu oyunun hard'ı varmış. İlginçmiş kardeş.
İlginçmiş. Hangi silah açıldı? Abi kullanmak için sabırsızlanıyorum. Evet, evet tabii ki yine eleman boş boş konuşacak. Bir an önce şu boss gününe gelsek de ben size o boss'u göstersem de ondan sonra gitsem buradan ne kadar güzel olur ya. Ne kadar güzel olur babala. Ben şu an yorumları zaten yorumların yarısını değil yorumların tamamını tahmin ediyorum. Azıcık düzgün oyun oyna kardeş kurban olayım diye yani hani. La baba ne biçim oyunlar oynuyorsun la yapma etme la diye yani hani. Şu an tahmin edebiliyorum dayı. Şu an tahmin edebiliyorum. Bu sefer ne yaptıracaksın acaba bize? Infinite ammo mu? Yaşasın. Yaşasın. Bak şu an, şu an biraz gönlümü aldın. Şu an biraz gönlümü aldın kardeşim. Şu an azıcık zevk alıyorum. Şu an biraz gönlümü aldın. Oh, tüm oyunu böyle oynayacaksın abi ya. Ne kadar güzel. Vallahi rahatladım ya. Ha, burada mı gelip öldürmem gerekiyor bunları? Şu an infinite ammo niye bunları alıyorsun? Kanka çünkü her zaman için infinity olmayacak yani her zaman sınırsız olmayacak mermi. Merminin de bir sınırı olacak. Ben o sınırı en yukarı çekmeye çalışıyorum şu anki sıkıntı yaşamayalım diye. 750-800 mermiyle biz her şeyi idare edebiliriz bence. Sütü içmeme gerek yoktu ama. Oha! Oha böyle bir zıplama mı var? Abi nasıl bir süt? Ne kattınız lan bu sütün içine? Baba bana mutlaka bu sütten veriyorsun. Abi süt içtim bomba basmışım ama münasidi daş gibiyim ya. Versiyon o resmen. Hayır bir de espri yapıyor ya. Utanmaz herif bir de boot yap diyor. Ya biz boss zamanına öleceğiz zaten oğlum. Biz zaten boss'a doğru öleceğiz. Yani boss'ta bir öleceğiz. Boss'ta bir babalara geleceğiz yani. Nasıl bir boss gelecek acaba? Bir de var ya bunlar boss'ları korkutucu yapmaya falan çalışıyor. Böyle iyice sıçalıyorlar. Hadi baba. En azından bak olumlu yanlarını görmeye çalışacak olursak. Arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz, yüksek sistem istemeyen... tamamen kafanızı dağıtabileceğiniz güzel bir oyun bence baba yani hani tamamen kafa dağıtma üzerine yani hani burada düşünüp strese girme durumun olur mu? Mümkün değil. Neyin stresine gireceksin yani? Neyin stresine gireceğim baba? Nasıl bir strese girebilirsin ki? Ben onu düşünüyorum şu an. Hiçbir strese giremezsin. Bu arada niye cimrilik yapıyorum şu an mermilerimi harcamıyorum? Abi o 850 mermi bize emin olun boss'ta öyle bir lazım olacak ki. Yani şimdi tasarruf yapmazsak boss'ta ağlarız. En baba derdimiz boss'ta ağlamak olur herhalde. Başka da bir şey olmaz yani. Böyle sağdan soldan gelenlere dikkat edelim de. Özellikle. Ay mermi bitti. Bu şu sesi duyunca bak baba. Kendimi direkt şeyde hissediyorum. Bir kovboy filminin içinde hissediyorum ya. Gerçekten şu an ne yaptığımı ben de bilmiyorum. Sadece boss'a kadar vakit geçirmeye çalışıyorum. İşin açığını söyleyeyim yani. Sizden gizlim saklım olacak değil abi. Sadece boss'a kadar vakit geçirmeye çalışıyorum. Ben yanlış yapıyorum herhalde ya. Bunları şu şeyin orada öldürmem lazım galiba. Sürükleyebiliyor muyum? Özellikle şunun içine sokmayı deneyeceğim. Ha, gelip buraya beklemem gerekiyor. Ben evvel gibi beklemediğimden dolayı sıkıntı yaşadım hep. Anladım.
Anladım. 18. günün sonunda anca anladım. Ben o zaman bütün yaratıkları oraya çeker öldürürüm abi. Güzel güzel, tamam. Tamam, nice. İyi çözdük. Okay, yep, that's what I thought. Now it's a regular. Baba bir an önce boss'a geçebilir miyiz acaba? Kısa kesip beni boss'a atabilir misin ya? Lütfen rica ediyorum. Kısa kesip beni boss'a at. Heh, hadi anlat hacı, anlat. Anlat, dinliyorum. Şurada bomba atar falan herhalde. Bu Uzi, bu P90. Ben şuraya geçip orada indireceğim abi elemanları. 25 tane. Okey baba. Evet, bu el bayağı zorlanacağı da benziyor. Gel burada öl. Çalışır mısın hocam? Hocam bence çalışman gerekiyor, ha? Çok güzel, çok güzel. Ben burada durursam mis gibi sizden kıyma yaparım abi. Parçalanır mısın canım? Arkadaşın derisi şeyden galiba. Çok güzel. Abi şu saçmalık bitebilir mi artık? Son boss'a gelene kadar sadece cephane saklamaya çalışıyorum ama pek işe yarıyor ya, benzemiyor. Acaba hadi çalış artık, çalış çalış. Bak bir ton kıyma at, kıyma attım sana. He? Çek içinde şunları da. Cephane harcamayacağım diye kendimi yırtıyorum var ya. Harbiden yani şu şeyin büyük silahın kurşununu harcamayacağım diye kendimi yırtıyorum abi. Uykum geldi lan. Ben bu işkenceye niye katlanıyorum acaba? Vallahi sadece şu an tek amacım size boss'u gösterebilmek ya. Yarın son gün, bu zamana kadar dayanmışız. Bundan sonra da dayanırız kafasından şey yaparaktan. Teşekkür ederim indiğin için. Sağ olasın, sağ olasın. Oraya bu arada bunları götürmek ne kadar zor ya. Aman hiç uğraşmayacağım vallahi. Ben nasıl olsa bu elden sonra oynamayacağım. Yani bir daha muhtemelen bu oyunun yüzüne bakmam. Evet. Silahım hazır pampa. Bana boss'u sal. Bir sus Allah aşkına, bir sus ya. İyiymiş kardeş. İyiymiş kardeş. Kesin bak bunda başımıza bir iş alacağız. Kesin. Sal beni. Sal beni. Sal. Aa dur ya, daha başlamadı. 5, 4, 3, 2, 1. Ne ya? You are not an ok ne abi? Ay bir de bunun kusması var. Kafasına mı vuracağım? Götüne mi sıkacağım? O ne abi? Get closer to damage. Anladım. Sadece damage almaya açık haline geldiğinde, yani şu halde sıkacağım. Otururken damage almayacak bu yaratık. He, kalktığında ayakta mı damage al? Abi nasıl damage alacak bu mal? Hayır, bir götünden işiyor, bir ağzına sıçıyor. Tövbe estağfurullah. Abi sen nasıl damage yiyeceksin? Ağzının ortasına sıkıyorum lan, daha ne yapayım? Götüne mi sıkmam gerekiyor?
Aynen. Galiba bunun kıçından alıyor bu demeyi. Hayatımda oynadığım en iğrenç ve saçma oyun. Tebrik ederim kardeş. Bok gibi oyun yapmışsınız. Sonra ne olacak? Gerçekten bok gibi bir oyun yapmışsınız. Tebrik ediyorum ya. Bir de kendi etrafında daire maire çiziyor. Bu kadar iğrençleşmek zorunda mıydın acaba? Sevgili oyun, bu kadar iğrençleşmek zorunda mıydın acaba? Yere bir zıplayacak öldük beyler. Taşımızı, toprağımızı. Artık ölüp beni bu işkenceden kurtarır mısın? Gerçekten bossları da çok şeymiş ya, oyunun yaratıcıymış yani. Steam'den kaldırılması için oy verebiliyor muyum acaba? Ben suçum kardeş, benim burada sana ne zararım var ki? Takıl orada kafana göre. Ben suyumu içiyorum kanka yani, sen takıl kafana göre. Evin arkasından da gel bana demeyeceksin, ben de bir oldu diyeyim, söveyim sana. Sanırım sadece böyle artık dönerkenki halinde demeye çalışacak bu. Tamam, ben de dönerken buna sıkmaya çalışırım o zaman. Tamam, binanın arkasına bir yere kaç Samet. Binanın arkasına kaç. Yapacağınız oyunu seveyim arkadaş ya. Daha iğrenç bir oyun yapabilir miydiniz acaba? Ay bir de kurşunum bitti. Hiçbir bok göremiyorum ki. Ne oluyor lan? O kalan 3 kalp canını nasıl götüreceğim ben bunu? Suratına mı sıkacağım? Yapacağınız oyuna... Ne yapacağım? Götünden kalbini mi isabet ettirmeye çalışacağım? Abi midem bulandı, iğrendim, tiksindim, yemin ediyorum tiksindim ya. Harbiden tiksindim ya, yani. Bu ne be? Bu ne be? Neyse baba, ben kaçar ya, görüşürüz, vallahi bu aptal oyuna daha fazla tahammül edemeyeceğim.